Esselamu aleyküm dostlarım. Remif'in bir önceki bölümünde. Tekrardan tırsımı okumak için hazırlanan Remif'i hocası Nazif durdurdu. Üzerine doğru atladıktan sonra Siyor'u hissediyor musun diye sordu. Gerçekten Siyor'un hissiyatı kapanmıştı. Kağıda dokunmasından dolayı mühür vücudunda bir şekilde işliyordu. Bunun için tılsım okuduğunda tamamıyla birinci onların uykusuna geçecekti. Bu yüzden okutmadı. Apar topar oradan ayrıldıktan sonra üzerinde bir lanet var mı diyerek kontrol edildi. Sadece temastan dolayı bir tılsımdı. Bir lanet yoktu. Feriz hocadan alması gereken bir şey olduğunu söyleyerek Nazif hoca parçanın diğerini alması için Uğur ve Yavuz hocayı gönderdi. Bunun üzerine Remif'i de dinlenmeyi. Başında duruyordu Şener hoca. Remif uyandığında dışarıya çıkmak isteseler de Nazif hocanın emriyle hocalar onu dışarıya bırakmadı. Evde kalmak zorundaydılar. Ama orada beklemek istemiyorlardı. Çünkü dışarıya baktıklarında saf bir ateş yanıyordu. Ve bir çağrı söz konusuydu. Dışarıda hissettikleri mihrezin cinnileri köye yaklaşıyordu. Bunun ne olduğunu görmek için kapıdaki hocaları tılsımladılar. Bilinçlerini kapattıktan sonra onların üzerlerindeki giysileri alarak kendileri de topluluğa katıldı. Topluluğun arkasında otururken yanan ateşin bir cin ateşi olduğuna emin oldular. Çünkü hiçbir şekilde yanıcı bir şey yoktu. Sadece saf bir ateş vardı. Dumansızdı. Gelen cinnilerle Nazif Hoca bir antlaşma yaptı. Ya burayı terk edersiniz ya da ölürsünüz diye. Cinniler açık bir şekilde gitmeyeceklerini, tepedeki dolunayla beraber saldıracaklarını söylediler. Antlaşmanın olduğu yerden dağıldıklarında eve doğru giden Nazif Hoca arkasına doğru dönerek Şener Hoca ile Remif'i yakaladı. Zaten orada olduklarını da biliyordu. İlimli bir hocaydı. Ne kadar uğraşsalar da Nazif Hoca'yı ikna edemediler. Ama Nazif Hoca onlardan özel bir istekte bulundu. Bir hocayı çağırarak önce getirdikleri kağıtları tekrardan Remif'lere teslim etti. Ve onlardan sığınaktaki kadın ve çocukları korumalarını istedi. Sığınağa geçen Remif ve Şener Hoca, orada her ne kadar beklemek istese de içeriye girmeye çalışan cinnilerin olduğunu anladı. Yukarıda büyük bir savaş veriliyordu ve kapıyı açmak durumundaydılar. Kapı açıldığında Şener Hoca, kadın ve çocukları korumaya devam edeceğini söyledi. Siyor'la beraber Remif'in köye giderek hem Hüddem hocalarına yardım etmesini hem de cinleri avlamasını istedi. Bunun üzerine Remif yukarıya çıktı ve artık Remif için bir sınırı yoktu. Şener hocasından aldığı izin ile beraber mühürlerini kemiklerinden ortaya çıkardı. Keyifli dinlemeler. Av artık başladığı için durdurulamazdım. Üzerime gelen cinnileri öldürmekle kalmak sadece yeterli değildi. İleride, ormanın giriş tarafında ve diğer tarafta duran cinlerin görebildiği o yerler. Oradaki çadırlar önemliydi. Siyor, oraya doğru hareket etmem için bana yolu söyledi. Oraya doğru koşmaya başladım. Üzerimdeki mühürlerin parlamasından dolayı çok fazla dikkat çekiyordum. Yaydığım enerji, etrafımda direnen ya da saldırı yapan hüddamların çok fazla üstündeydi. Hatta onları bile etkileyecek kadar yüksek seviyedeydi. Bu yüzden dikkatlerini daha çok üzerime çekip, diğer hüddamları daha fazla rahatlatmakta amacım oldu da. Peşime takılıyordu cinniler. Ama Siyor'un görüntüsü net olarak onlara belirdiğinden çok fazla çekiniyorlardı. Siyor parçalayarak ilerliyordu. Dışarıya doğru geldiğimizde köyün sana göz perdeni açacak şekilde tılsım yapacağım. Bir süreliğine çadırların yerini göreceksin. Unutma, tılsımların üçlüsünü okumalısın. Üç tılsım aynı anda mı Siyor? Evet, öldürdükten sonra da diğer tarafa geçeceksin. Acıma veya merhamet duygun olursa acınacak ve merhamet duyulacak hale düşeceğiz. Merak etme. Hazırım. Yıllardır bunun için hazırım. Siyor'un gözlerini aç demesiyle beraber çadırlarını görebiliyordum. Etraftaki kara çarşaflıların yoğunluklarını da. Gözlerim sulanmaya başladı. Bu devasa enerjinin yansımasından dolayı insan bedeninin verdiği normal bir tepkimeydi. Çadırların olduğu yere doğru koşmaya başladım. Sağ elimle yerden birazcık toprak aldım. Toprakları yavaşça
Bunu fark edecek şekilde parmak ucumda okuyarak tılsımları yayıyordum. Topraklar bittikten sonra avucumun içindeki mühürlerle beraber tılsımları okumaya devam ettim. "Siyor, şimdi," dedi. Dizlerimin üstüne doğru kendimi öne attım. Yere doğru ellerimi sokup kemiklerimde bulunan mühürleri tamamen derimde yansıtmaya başladım. Derimde yansıyan mühürlerle birlikte Siyor artık tamamen kendini gösterip saldırabilecek bir konuma gelmişti. Siyor'un saldırmasıyla beraber üçlü olan tılsımı okumaya başladım. Tılsımın ilkini okuduğumda sağ elimi dışarıya doğru çektim. İkincisinde sol elimi. İki elim de açığa çıktığında enseme doğru sağ elimi götürüp Siyor'un mührünün üzerine doğru koydum avucumun içine. Ve bu sayede Siyor ateşlerini artık kullanabiliyordu. Siyor'un tılsımları okumasıyla beraber cinniler yanmaya başladı. Mihriz'in cinnileri öyle sadece bir takım cinnisi ölünce geriye kaçacak bir taife değil. Öldüklerinde daha çok saldırgan, hatta nefretleri daha da yükselen bir kabile ve bir beşeri. Ademoğlu tarafından bu yapılıyorsa sonuna kadar devam ederler. Öyle de oldu. Diğer çadıra doğru dönmeme bile zaman vermediler. Her yerimi sardılar. Siyor vücudumu kaplayacak şekilde geriye doğru geldi. "Avlanamayız. Seni buradan çıkarmam gerekli." Etrafa doğru bakıldığında söylediği şeyin yapılması çok da mümkün görünmüyor. Etraftaki cinnilerin yoğunluğu ve gücü oldukça fazla. Zaten bunu biliyorduk. "Galiba hocalarıma nasip olmayan şey bana nasip oluyor. Burada avlanarak öleceğim. Bütün hüddamların istediği bu değil midir? Rabbimizin yolunda ilerlerken ölmek. Ölme kısmını kafandan çıkar. Burada seni öldürtmeyeceğim. Onları yok edeceğiz. Ama zarar göreceksin. Buna hazır mısın? Bütün mühürleri kemiğinden bana geçir. Sonrasında da bırak kendini. Bu söylediğini yaparsam zaten ömür boyu o ozan gibi olacağım. Buna ne gerek var? Felçli bir şekilde nefes almaktansa ölmeyi yeğlerim. En azından bir yolunu bulana kadar o halde kalırsın." "Hayır, böyle bir şey olmayacak. Sonuna kadar gidiyoruz. Zintal ölel me'ücir. Misri kânenel me'ûnel." Siyor okuma diyerek bağırıyordu. Ama başka çare yoktu. Tam tılsımın son cümlelerini okuyacakken bir anda etraftaki Mihrez'in orduları kaçışmaya başladı. Siyor'a ne olduğunu sordum. "Anlamıyorum. Hissetmiyorum da bir şey. Neden kaçıyorlar?" Çadırları alev almaya başladı. Alev almasıyla beraber köyün girişine doğru döndüm. Köyün ortasında veyahut etrafında da bir şey yoktu. Acaba Nazif Hoca'nın yaptığı bir şey mi diye düşündüm ama hayır, değildi. Birkaç adım geriye doğru çekilip köye doğru geri dönüyordum. Köyün yakınına geldiğimde hissettim. Bu serinlik ve güzel hissiyat. Bu rahmani bir cin. "Siyor, onu getirmiş. O burada," dedi. Köyün girişine doğru ilerlemeye başladığımızda gelen aracı gördüm. Araba orta tarafa doğru geldiğinde direkt kapısı açıldı. Aşağıya Uğur Hoca ile Yavuz Hoca indi. Arkasından da Feriz Hoca. "Feriz Hoca'nın burada ne işi var?" Yanlarına doğru koştuğum sırada Yavuz Hoca ile Uğur Hoca hiçbir şey konuşmadı. Direkt Feriz Hoca bana doğru baktı. Elini omzuma doğru atarak kulağıma doğru eğildi. Bakıyorum da kemiklere işlediğin doğruymuş. Gözlerinde görebiliyorum. Güçlü bir hüddam olmuşsun. Dizlerim titredi. Bu sesi, bu konuşmayı biliyorum. Bu Nahurin. Net olarak Nahurin. Geriye doğru çekildiğinde gözlerini gördüm. Bana doğru gülümsedikten sonra etrafa doğru baktı. Nazif Hoca'nın evine doğru göz kesti. Oraya doğru yürümeye başladığında biz de yürümeye başladık. Şener Hoca ile beraber birbirimize bakıp Yavuz Hoca ile Uğur Hoca'ya doğru döndük. Onlar kıpırdamadan kapının yan taraflarında sanki güvenlik görevlisiymiş gibi duruyorlardı. Beraber Nazif Hoca'nın evine doğru ilerledik. İçeriye girdiğimizde elini yüzünü yıkamış şekilde leğene doğru eğilmişti. Nazif Hoca'nın yanına doğru oturdu. Nazif Hoca yüzünü kurularken "Herkes dışarı çıksın," dedi. İçerideki köyden olan hocalar dışarıya doğru çıktı. Bize karşı tarafa oturmuştuk. Nazif Hoca havluyu kenara doğru koyunca "Nahuri, demek uyandırıldın.
Feriz mi uyandırdı diyerek sordu. Başını salladı. Feriz Hoca değil mi bu? Cinli mi? Ama direkt olarak Feriz Hoca'nın hissiyatı var. Ne oluyor anlamadım. Şener Hoca da şaşkınlıkla izlemeye devam ediyordu. Neler oldu? Neler bitti? Her şeyi anlatacağım. Ayağa doğru kalktı Feriz Hoca. Yahunel mevzul micreale mellika'ur. Evi sarın. Ev tamamıyla karanlığa göçtü. Sanki köyden alınıp götürüldü. Dışarısı görünmüyor. Perdelerin arasından gelen rüzgar durdu. Karanlık da olsa köyün etrafındaki ışıkların hepsi söndü. Zifiri bir karanlık oldu. Duvarların üzerlerinde semboller oluştu. Bu sembolleri daha önce de görmüştüm. Feriz Hoca'nın omuzlarında. Omuzlarının tam üstünde bu mühürlerden vardı. O aydınlanmayla beraber yere doğru oturdu. Nazif Hoca da yere doğru geçerek oturdu. Bu cinli çok güçlü. Verdiği hissiyat, hissettirdiği güç inanılmaz. Tamamıyla insanın üzerindeki etkisi artıyor. Nazif Hoca anlatmaya başladı. Tuzağa düşüreceğimi düşündüm. Onlardan bir antlaşma için cin ateşi yaktım. Mihriz'in ordularından hangileri geldi? 40, 24 ve 16. Üçü geldi. Hangisini tuttun? 16'yı. 24 ve 40 kaçtı. Öldü mü? Öldü. Gözlerimin içine bakarak öldü. Seni öldürecekler dedi. Nasıl yani? Ölecek mi Nazif Hoca diyerek bir anda atılınca Şener Hoca kolumdan tuttu. Feriz Hoca'nın gözleri anlayan parlıyordu. Sanki gözleri serinip sadece akkalıyor gibiydi. Tekrardan Nazif Hoca'ya doğru döndü. Feriz'den neden yarısını istedin? Diğer yarısının sende olmadığını biliyorum. Sende olduğunu bildiğim için. Bunu söylediğimde seni uyandıracağını bildiğim için. Buradayım. Beni uyandırmanın nedeni ne? Hummalar uyandı. Uyanmakla da kalmadı. İnsan ve cinlerin üzerindeki tılsımları ortaya çıktı. Kemiğe işlenmiş tılsıma bile deriden olarak dokunduğu için tılsım verdiler. Uykululuk haline geçiyorlar mı? Başını salladı. Ayağa doğru kalktığında çocuk kaç yaşında? Şener Hoca cevapladı. 20 dedi. Siyor, sen oradasın biliyor. Kendini saklamana gerek yok. Seninle uzun bir dostluğumuz olmuştu. Lütfen kendini göster. Bedenim bir anda titremeye başladı. Titredikten sonra kemiklerimdeki mühürlerin sanki kemiğime acı verdiğini hissettim. Yavaşça yanıma doğru geldi. Çenemi tutup gözlerine doğru baktığımda yorulmuşsun. Fazlasıyla güç harcamışsın. Kabilenin bir çadırını sen mi yaktın? Başımı salladım. Yanağımı severcesine birkaç defa dokunduktan sonra tekrardan doğruldu. Çocuk benimle gelecek. Şener burada kalacak. Nazif, ölümü bekleme. Saldır. Bari şerefinle. Neden ölecek ama? Nazif Hoca'nın yanında duralım. Neden ölüyormuş? Bana doğru baktıktan sonra akde uymayan ölür. Çıktı dışarıya doğru. Kapıyı açtığı anda rüzgar gelerek resmen tekrardan köye geri döndü ev. Etraftaki bütün karanlıklar ve sembol gibi parlayan o yangınlar söndü. Neler oluyor Nazif Hocam diyerek yanına doğru gittim. Söylediğini yapın. Güçlü bir cinli. Kendisi Ademoğullarıyla yıllardır beraber, yüzyıllardır hatta. İslamiyet'in en büyük öncülerinden biri. O cinliğinin yanında durun. Söylediklerini harfiyen yapın. Olmaz, sizi bırakmam desem de Şener Hoca gelerek elini omzuma koydu. Feriz Hoca'nın eğitimlerde söylediğini unutma Remif. Kendisinin öleceğini bilsen bile verilen emir İslamiyet içindir. Bu yüzden İslamiyet yolundan geri dönüş ya da hiçbir şekilde sekteye uğramak yoktur. Şener Hoca'ya baktıktan sonra tekrardan döndüm. Elini öptüm Nazif Hoca'nın. Sıkıca sarıldım. Daha yeni tanımana rağmen hocalarına olan saygın bile ne kadar büyük bir olgunlukta olduğunu gösteriyor. İyi ol evladım. Kendine iyi bak dedim. Nazif Hoca'ya baktıktan sonra kalktım. Beraber Şener Hoca ile çıktığımızda arka taraftan farklı araçlar da geliyordu. Geldikleri araca doğru Yavuz Hoca bindi. Biz de arkasından bindik. Feriz Hoca'nın görüntüsü yoktu.
Sior seslendi. Nahur'in buraya geldiğine göre işler düşündüğümüzden de ciddi. Neler olduğunu öğreneceğiz. Onun yerine gidelim. Kabilesinin bulunduğu yer. Arabaya bindiğimizden beri karşımızda oturmalarına karşın hiçbir tepki vermiyor Doğur Hoca ile Yavuz Hoca. Şener Hoca bana doğru dönüp, ikisi de cinniler tarafından kontrol altında. Büyük ihtimalle onun kabilesinden olan cinniler. Yolculuk boyunca hiç ağızlarını açmamalarına karşın biz de konuşmadık. Sior sürekli olarak temkinliydi ama hissiyata her an saldırmaya yatkındı. Sior her şeyi dikkatlice sezer ve ona göre hareket eder. Uzun yolculuğun sonunda bir gün geçmişti ve tekrardan karanlıktı. Araba durduğunda aşağıya doğru inmemiz için el işareti yapıldı. Aşağıya indik. Ön tarafta bekleyen bir tane adam vardı. Bizi gördüğünde Feriz Hoca'nın öğrencilerisiniz. Başımızı salladık Şener Hoca'yla. Buyurun lütfen. Arkama dönüp Yavuz Hoca'yla Uğur Hoca'ma diyecektim ki arkamda hiç kimse yoktu. Oturdukları yer bomboştu. Büyük ihtimalle sadece onların görüntüsüydü. Uğur Hoca'yla Yavuz Hoca'nın nerede olduğunu sormama gerek bile kalmadı. Büyük ihtimalle gerçekten Feriz Hoca'nın yanındaydılar. Onu takip edecek şekilde arkasından ilerledik. Ağaçlıkların olduğu ama çok da seyrek bir yerdi. Orta taraftan gidilen bir patika yol vardı. Oradan ilerledik. Sembollerin bazılarını yerdeki ağaçların diplerinde kağıtlarda gördüm. Buradaki gerçekten hüddamlar ve cinniler bir arada yaşıyor olmalı. Öylesine birkaç tane yerin olduğunu Feriz hocamdan duymuştum. Gerçekliği şu anda karşımdaydı. Ay ışığının gelmediği daha karanlık bir noktaya geldik. Önümüzdeki adamı görmekte güçlük çekerken durdu. Bize doğru bakıp, ''İçeride sizi bekliyorlar.'' dedi. İçeriye doğru mağaraya döndük. Ondan sonra da başımızı sallayıp oraya doğru yürüdük. Mağaranın girişinde ve etrafında o duvarda yanan semboller vardı. ''Şener Hoca, beni takip etmeyi bırakmıyorsun Remif. Arkamdan geliyorsun.'' Başımı salladım. Mağaranın iç kısmına girdiğimizde iki tane cinni vardı. Yan yana duruyorlar. Geriye doğru dönüp karanlığa doğru gittiler. Önlerinde ışıklar yanmaya başladı. Yerde kısa ve ince mumlar vardı. O yoldan biz de ilerledik. İnsanların oturduğu bir yer vardı. Taşların üzerinde. Birazcık tümsek gibiydi oturdukları yer. Oraya doğru yaklaşınca durduk. Bize doğru bakıp, ''Hoş geldiniz.'' ''Hoş geldiniz kardeşlerim.'' dediler. ''Hoş bulduk.'' dedik. Sonra da gösterdikleri yere doğru çıkıp biz de bağdaş kurarak oturduk. Genelde Feriz gelirdi sizden. Ama Feriz'in sağlık durumunu biliyoruz. Ve artık ortaya çıkmamızın gerektiğini de düşünerek toplandık. Tam 27 yıldır hiç toplanmamıştık. Toplanmamızın nedenini daha çok Remif kardeşimiz biliyor. Bulduğu tılsım kağıtları sayesinde düşmanımızın amacının neredeyse tamamını öğrendik. Amaç, toplanmak veyahut burada sadece laklak etmek değil. Amaç, Ademoğulları ile cinniler arasındaki savaşa hazırlanmaktır. Şener Hoca, affınıza sığınıyorum hocam. Yaşınız gereği benden büyük ve tecrübeli olduğunuz zaten aşikar. Feriz hocam gibi bir hocayla da arkadaşsınız. Size sormak istediğim birkaç soru var. Buraya toplanmanızın amacı, karşıdaki cin kabilesinden sadece korunarak bir an yapmak mı, yoksa farklı bir amacı var mı? Buralarda har kapılarının olduğunu hissedebiliyorum. Sadece normal bir orman değil burası. Ademoğulları ile cinlerin yaşamasından öte, bazı şeylerin de saklandığı bir yer gibi. Helal olsun. Feriz'in öğrencilerinden bekleyeceğim bir halk. Bu kadar hissiyatınızın açık olması güzel. Özellikle Sior gibi bir cinniyle birleşen bu genç hocamızın da anlayacağı gibi. Etraftaki cinniler sadece bu aleme geçiş sağlamıyor. Bize cinlerin sırlarını ve onların tılsımlarını da sunuyorlar. Burada cinlere ait bir kütüphanemiz var. Ve o kütüphanede birçok bilgi. Bizden sonraki hüddamların eline geçmesi, sizlerin gibi toplulukların başkanlarının burada toplanarak öğrencilerini öğretmesini hedefliyoruz. Nasıl üzerinizdeki tılsımlar, hatta Remif kardeşimiz kemiklerini işlemeyi başarmış. Bunun gibi sırlar burada kayıt alınır.
ve diğer hüddam hocalarıyla paylaşılır. Onlar da öğrencilerine anlatır ki hepimiz aynı denklikte güçte ve düşmana karşı her zaman daha üstün olalım. Söylediğinizi anlıyorum hocam. Peki buraya gelmemizi sağlayan cinni neden uyandırıldı? Feyruz Hoca tarafından uyutulduğunu biliyorum. İzzat bize anlatmıştı. Feriz'in 3 tane sağlam hocası olduğunu biliyoruz. Uğur, Yavuz ve Şener. Sen buradasın. Ama bizim ilgimizi çeken daha çok Remif oldu. Bana doğru baktı Şener Hoca. Anlaşılan Remif'i bir şey için kullanacaksınız. Bildiğiniz üzere Nahurin oldukça güçlü bir Müslüman cinni. Padişahlara denk bir gücü olan, neredeyse ortaya çıktığında bütün cinnilerin kaçıştığı çok korkutucu bir cinni. Siyor da öyle tabii ki. Hatta Mürre. Hatta onun ötesinde birçok cin padişahı. O seviyedeki cinnilere nasıl amacı dengeyi korumaktır. Huma kabilesini çok rahat bir şekilde yok edebilir dedi. Bunun üzerine hocalar gülümsedi. Nahurin için bu sorun değil. Asıl sorun şu. Nahurin'in denginde bilmediğimiz bir kabile daha var. Ve kabilenin bütün cinnileri Nahurin'le denk. Şener Hoca nasıl olur dedi. Ben de bir anda Siyor'un lisanıma gelmesiyle cin diliyle konuştum. Konuşmamla beraber Siyor, seni görmek güzel. Senin gibi güçlü bir cinliyle karşılaşmak bir onurdur. Bedenimin arkasından bir karanlık duman yukarıya doğru çıktı. Siyor'u direkt olarak görebiliyor. Bu hocalar Feriz Hoca'dan bile güçlü olabilir. Direkt Siyor'a doğru bakıyor çünkü. Sonradan bana doğru döndüler. Siyor bana sesleniyordu. Sor onlara. Celire kabilesi tamamen uyandırıldı mı? Onlara doğru bakarak, Celire kabilesi tamamen uyandırıldı mı? Hepsi birbirine baktı. Nahurin'le arkadaşlığınızı biliyoruz. Celiralar uyandı. Ve başlarında bir hadim edinecek hüddama ihtiyacı var. Bir anda ellerimi yere doğru koyduktan sonra beni ayağa doğru kaldırdı. Yavaşça üstümü açtığında kemiklerdeki mühürleri derimin üzerine doğru çıkardı. Düşündüğümüzden daha da fazla mühürü var. Peki, içlerindekini öldürmeyi kabul ediyor musun? Avlanacak mısın diyerek sordu. Başımı sallattı Siyor. O zaman sen onunla konuş. Biz Şener'le konuşsak yeterli. Büyük bir taş yana doğru devrilir şekilde açıldı. Oraya doğru aşağıya indim. Üzerimi düzelttikten sonra içeriye girdiğimde etraftaki mumlar yandı. Taş tekrardan büyük bir gürültüyle kapandı. Taht gibi benzeri bir şeyin orada alevlerle sarılı bir şey yanıyordu. Etrafını veya yüzünü göremiyorum. Gölgesi bile yansımıyor. Bu Nahurin olabilir. Çünkü aynı hissiyatı yayıyordu. Siyor, hoş geldin. Seninle böyle görüşmek istemezdim. Ama dostluğumuz gereği her zaman genellikle bu konumda görüşüyoruz. Siyor tamamıyla bedenimden ayrıldı. Kenara doğru geçerek taşın oraya doğru oturdum. İki tane cinliğinin konuşmasına şahit oluyordum. Celire kabilesini uyandıracak kadar seni tedirgin eden kabilenin ismini. Neden bu haldesin? Saldırgan değilsindir. Genellikle sadece sana saldırıldığında yok edersin. Saldırıya geçeceğini hocalarından duydum. Nedenini, gerçekler ne diyerek soruyordu. Gerçekleri anlatacağım. Her şeyi bilmeye hakkın var. Tam 4 yıl önce insan dönencesi zamanına göre uyandırıldım. Feris tarafından. Gelen bir ziyaretçim olduğunu, ısrarlarını kıramayacak kadar da önemli bir padişah olduğunu söyledi. Mihrez mi? Hayır. Mürre. Mürre mi? Mürre kolay kolay Ademoğullarının alemine gelmez. Neden geldiğini söyledi mi? Konuşmanız bir akit miydi anlatabilir misin? Anlatacağım. Mürre benden eski cin kabilelerinden biri hakkında bilgi istedi. İstediği kabile kesinlikle Huma'ydı. Huma kabilesi dedi. Tahmin etmiştim. Daha öncesinde uyanmışlar. Huma hakkında bildiklerini söyledikten sonra Mürre senden bir şey istedi mi? Sadece uykuya devam etmeni. Nazif adında bir hoca Feriz'den yarısını isteyeceğini söyledi. Yarı bir tılsım.
Bunun yarısını benim bulunduğum uykululuk halindeki küpün içine bıraktı. Ve yarısı yanmaya başladı. Yandığında direkt ortaya çıkıp Feriz'in yanına gittin. Bu sayede oraya gelen öğrencilerinin kılığında da kendi kabileni çağırdın. Ve bizimle iletişime geçtin. Mürre sadece sana bunları iletmemiştir. Çok öncesinde yapılan bir plan bu. Her şeyi basamak basamak düşünmüşler. Sior, hatırlıyor musun? Cinniler ikiye bölündüğünde kabilen hiç kimseyi öldürmemek için direndi. Kabilen cinnileri öldürmeye başladığında bunun Kur'an'a aykırı olduğunu düşünerek kendi dinini yaşamak üzere alemlerden istediğin bir yeri seçmeni söyledim. Ve sen Ademoğullarının yanında kalmayı tercih ettin. Sana bu konuda minnettarım. Kabilemden beni ayırmayı kabul ettin ve mühürleri bana verdin. Ve sana kısa süre sonra kabilenin yok edildiği bilgisini getirdim. Doğru, hatırlıyorum. Senin kabileni, hatta birçok kabileyi yok eden bir cin tayfesi vardı. Biz saldırıya geçtiğimizde ortadan kayboldular ve korktuklarını düşünerek bazılarını öldürdüğümüzü biliyorduk. Sonrasında ne oldu? Mühürlü kağıtların hepsi yakıldı. Cinlerin tayfesinin bulunduğu yere gidildi. Cin köyü darmadağın edildi. Yaşayan ve onlara ait olan bütün cinniler öldürüldü. Krallarının öldüğünü gördün mü? Nahurin, hayır dedi. Bize bir hüddam lazım. Köprüyü oluşturacak ve hangi alemde saklanıyorsa onları rahat bir şekilde bulabilecek. Kemikleri işleyebilecek mührü oluşturabilen yeryüzünde sadece 4 tane hüddam var. Biri hastanede. Biri burada. Diğeri ortada yok. Diğeri ise şu anda yanımızda. Çocuk 20 yaşında. 60 yaşında olsa da yapamaz. Diğer zamanlarda da. Senin gibi bir cinniyle bir Ademoğlu birleşemez. Bunu zamanında birkaç hoca da denedi. Denemekle kalmadı. Daha da ileriye gitti. Kemiklerine yazmaya başladığında onları öldürdün. Hiçbir şekilde bir daha hüddamlık yapamadılar. Dilleri bağlandı. Görüntüler, göz perdeleri tamamıyla kalkıp cinler alemini gördüler. Gözlerini oymak istedi hocalar. Gördüklerini kaldıramadılar. Hazreti Süleyman'dan bu yana cinlere en yakın görüntüyü verdin. Cinleri göremezler ama en yakın süreyetin ötesine geçirdin onları. Senin tılsımların ağır. Bir hüddamın kaldırması mümkün değildir. Ama ben dediğim anda bir anda gözleri alevle sarıldı Sior'un. Sen karışma. İlk defa bu kadar bana karşı baskın olduğunu görüyordum. Çocuğu o zaman evine götür. Çocuğun üzerindeki tılsımlar kemikten başka bir yere yansımasın. Huma kabilesi onu almaya geldiğinde ben halledeceğim. Normal bir yaşantısı olsun. Huma'yı öldürdükten sonra onların da ortaya çıkmasını sağlarım. Yardımların için teşekkürler Sior dedi. Arkasına doğru döndüğünde duvardaki ateşler sönüp kaya gibi olan yuvarlak taş oynadı. Sior'a doğru döndüğümde bir anda bedenimde belirdi. Hiçbir şey yapamıyordum. Ne konuşmama izin veriyordu ne de hareketliliğime. Dışarıya çıktıktan sonra Şener Hoca zaten yan tarafta, hocalarla ayaktaydı. Giderim Şener dediğimde anladı. Çıktık ormandan. Arabanın olduğu yere doğru geldik. Sadece anahtar üzerinde bomboş duruyordu araba. Geriye dönerken Şener Hoca kullanıyordu. Arabanın ön tarafında öylece sessizce dışarıya doğru bakıyordum. Bayağı bir uzaklaştıktan sonra lisanımı bana bıraktı. Bunu nasıl yaparsın? Ne bir cüretle beni kilitlersin diyerek bir anda bağırdı. Şener Hoca, Sior bedenini neden kilitlediyse doğrudur. Seni korumak adına bir söz verdi. Benim canım İslamiyet'ten önemli değil ki diyerek isyan ettiğimde senin canın mı? Seni sadece saniyeler içerisinde öldürecekti. O Müslüman değil mi? Beni neden öldürsün ki Sior? Şener Hoca, Sior görüntün yansıyor. Daha fazla sakinleşmeniz lazım. İkinizin enerjisi de oldukça fazla. Rahat hareket edemiyorum. Sior sessizliğe büründü. Gerçekten tekrardan onca yolu dönüp şehirdeki evime mi dönüyordu? İstanbul'a tekrardan geldiğimizde Şener Hoca evimin önüne geldiği gibi bana doğru döndü.
Bizden haber alana kadar normal yaşantına devam et. Ama nasıl ederim? Bunca şeyi görüp öğrendikten sonra sizin yanınızda olmam gerekir. Ben bir avcıyım. Bir anda kolumdan tuttu. Sinirli bir şekilde bana doğru bakıp, sen bir avcısın. Av olmak için can atan bir avcı. Sana cinniler ne söylüyorsa doğruyu söylüyor. Onlar kafir değil, Müslüman. Senden istenilen şeyin farkında bile değilsin. Bana ne olduğunu söylediler. Açık bir şekilde ölmeni istiyorlar. Bedenin bir cinni tarafından kullanılsın diye. Nasıl yani? Nahurin benimle birleşmek istemiyor mu? Nahurin bundan önce de hüddamlarla birleşmeyi denedi. Bünyesinde birleştiği hüddamlar ya sonsuza kadar felçli kaldı ya da öldü. Öldüğü halde antlaşma olduğu için bedenden ayrılana kadar aynı Ammar kabilesinin yansıması gibi bedeni kullanabiliyor. Bu sayede istediği her şeyi yapabilecek. Hem Ademoğlu hissiyatını kullanacak hem de cin hissiyatını. Bir akitle yapıldığı için hiçbir hak talep edilemez. Ve İslamiyet için olduğu için de uygun. Ama seni böylesine boş yere öldüremeyiz. Yani o cin kabilesini hissedemezse. Sadece humaları öldürebilecek gücü zaten var. Anladın mı şimdi? Neden Sior'un seni koruduğunu? Başımı salladım. O anki fevriliğim gerçekten acımayacağıymış. Şener Hoca'nın elini öptükten sonra aşağıya doğru indim. Merdivenlerden yukarıya doğru çıkarken çok dalgındım. Sior, kalbini kırmak istemedi. Hakkını helal et dedi. Hayır hayır, kırılmadı. Belki de gerçekliği sert bir şekilde göstermen gerekiyordu. Tam kapıya doğru anahtarı sokmuştum ki, yukarıdan kapı açıldı, merdivenlerden Eda indi. Bana doğru bakıp nerelerdeydin? Kaç defa kapını çaldık ama yoktun. Geri de dönmedin. Hani sadece hocalarını ziyarete gidecektin? O kadar uzun sürmez diye düşünüyordum. Yani Eda biraz uzun sürdü. Hastamız da vardı. Onun yanında kalmak istedim. Aç mısın? Sana yemek getireyim mi? Yok yok, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Aç olursan kapıyı çalman yeterli dedi. Gülümseyerek yukarıya çıktı. Kapıyı açıp içeriye girdiğimde koskoca cin savaşının ortasında hala gönlün onda. Kalbinin hızı cinleri gördüğündeki hızdan daha düşük. Sior bir anda arka odaya doğru kaçıyordu. Ayakkabımı çıkarıp yine ona doğru fırlatacaktım ki ayakkabıyla göz göze geldim. Aferin Cemil. Gerçekten bir cinliye ayakkabı fırlatıyorsun. Hadi git bunu hüddam hocalarını anlat. Ya da imamlara. Seninle dalga geçip hastaneye yatırsınlar. Ayakkabıyı bir köşeye bıraktıktan sonra ritüel odasına geçtim. Sior hala kıkır kıkır gülüyordu. Çantamı ve üstümü çıkarırken hala gülüyorsun gülme diyerek bağırıyordum. Her şey bir kenara. Köyde gösterdiğin cesaretlilik harikaydı. Hem okuduğun tılsımlara hakimiyetin hem de Mihrez'in ordusuna karşı gösterdiğin dik başladı. Cinniler zaten ismini duymuşken bir de böylesine bir güç gösterirse gerçekten sana karşı çekimser olmalarını sağlayacaktır. Bana karşı çekimser olmaları önemli değil. Bana Celira kabilesini anlat. Anlaşılan Nahurin hakkında bilmem gereken çok şey var. Nahurin, cinler aleminde görülmüş olan nadir krallardan. İslamiyet'i Mürre ile beraber kabul etti. Aslında Mürre onu anlattı. Peygamber Efendimiz'i görenlerden mi? Sahabe mi? Hayır. Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra Mürre, cinlerin birçoğuna İslamiyet'i gösteriyordu. Anlatıyordu güzelliklerini. Cinler o sırada her zamanki gibi azgınlıklarına başladı. Çünkü İslamiyet'in gelmesiyle beraber kafir olanlar artık insanların üzerindeki etkilerini kaybetmişti. Hem İncil'in değiştirilmesi hem de Hristiyanların artık tamamen kafirleşmesinden dolayı cinniler çok rahat hareket ediyordu. Ama eşsiz kitabımız Kur'an-ı Kerim'in gelmesiyle cinnilerin elleri kolları bağlanmaya, bazı büyücülerin tamamıyla yok olmasına neden oluyordu. İslamiyet'in yayılması bu yüzden oldukça onlar için problemdi. Ve hiç kimsenin görmediği büyük bir savaş başlatıldı. Aynı dinlerin olmadığı zamanda cinlerin birbirini katletmesi gibi. Anladım. Karanlıktaki bir kabile bütün Müslüman ve Müslüman olmaya yatkın olan kabileleri öldürmeye kalktı. Bunu cinlerin arasındaki bir savaşa kalıp buldurdu.
cinler yine birbirini öldürüyordu. Din veyahut aynı kabile olmaksızın herkes yine birbirine saldırıyordu. Dünyayı mahşer yerine çeviren cinliler, cinler alemini yine kargaşaya sokuyordu. Mürre, buna bir dur denmesi gerektiğini söyleyerek Celira'yı İslamiyet'e davet etti. Celira o kadar güçlüydü ki, o karanlıkla el ele verseler, belki de Mürre'yi, Nusaybin'i, birçok Rahmani'yi yok edecekti. Ama dinledi. Kur'an-ı Kerim'e gönül verdi. İslamiyet'i seçmesiyle beraber Celira cinnileri Müslümanlığa geçti. Artık en güçlü kabilelerden biri Rahmani'ydi. Ve cinlere bir yazı gönderildi. Cin aktı olarak bilinen bu yazı, cin kabilelerin eline geçtiğinde hiç de olumlu karşılanmadı. Celira kabilesi bütün cin taifelerini emrediyordu. Ya savaşları durdurup birbirinizi öldürmeyeceksiniz ya da öldürdüğünüz cinniye karşılık Kur'an-ı Kerim'in kısası direkt olarak size uygulanacak. Bir cinliğinin hayatına son verilmesi kendi hayatınıza mal olacak. Ve Celira kabilesi buna uymayan kabilelerin üstüne çöktü. Cinler korkuyla yaşamaya başladı. Kimse artık birbirini öldürmeye tenezzül dahi edemiyordu. Ta ki o karanlıktakiler bizim kabilemizi alana kadar. Senin kabilen kafirdi ve onlara doğru gitti. Celira kabilesinin gücünü biliyordum. Bu yüzden cin kralı olan babamla konuştum. Artık bağlılık yemin etmemiz gerektiğini ve Celira'ların dinlerini öğrenmemiz gerektiğini. Çünkü birbirimizi öldürmenin bir amacı yoktu. Babam beni tamamıyla yoldan çıkmışlıkla suçladı. Celira kabilesine gittim. Nahurin ile görüştüm. Nahurin, taifemin bana bağlayıcı olan mühürlerini kırmam için tılsımları ve ayetleri verdi. Onun önünde Müslüman oldum. Ayetleri okuduğumda kendi taifemden ayrıldım. Onlar savaşmaya giderken ben farklı bir alem olan insanoğlunun alimini seçtim. Burada Celira'nın gösterdiği hüddamlarla beraber kaldım. Sonrasında kabilem Celira ve o karanlıktakiler tarafından yok edildi. Kalbin var mı bilmiyorum. Bizim gibi organlarınız var mı hiç bilmiyorum. Bunları da önemsemiyorum. Ama Rahmani cinniler olarak sizler gerçekten çok iyisiniz. İnşallah sizler her zaman hüddamlara yol gösterici olur ve bu iki alem arasındaki kötülükleri durdurursunuz. İnşallah Remir. İnşallah. Üstümü çıkardıktan sonra direkt duşa girdim. Abdestlerimi aldıktan sonra yatağa doğru geçecektim. Tam yastığa doğru başımı koyacakken yukarıdan bir hissiyat aldım. Yavaşça yatakta doğruldum. Hissediyor musun Siyor? Neyi? Bedenime gel. Siyor bedenime geldiğinde yukarıya doğru baktırdı. Humalar çoktan yukarıdakileri esir almışlar. Rüyada hapis olmuş. Bize doğru gelen yukarıya çekmek içindi. Gece vaktinde tekrardan gelecek. Kötü bir rüya gösteriyor. Gece vakti yukarıya çağrıldığında çık. Yukarıdakileri öldürmeliyiz. Yoksa kızla annesi esir kalacak. Buraya kadar nasıl ilerlediler? Sana temas etmek için her yolu deneyeceklerini Nazif Hoca söylemişti. Bu da denedikleri bir yol. Yatağa doğru yattığımda uyuyormuş gibi Siyor hissiyatımı zayıflattı. Söylediği gibi birkaç saat sonra kapı sert bir şekilde çalıyordu. Kapıyı açmak için kalktım yataktan. Kapıya doğru ilerledim. Açtığımda ağlayarak salya sümük şekilde Eda vardı önümde. Annem Remir, annem diyerek yukarıya doğru yalın ayak koşmaya başladı. Acele ediyormuş gibi merdivenleri ikişerle çıktım. Kapı sonuna kadar açık, bir odada ağlama sesi. Eda anneciğim uyan diyerek bağırıyor. İçeriye adım attığın an başlayacak. Hazır mısın? Ben hazır. Asıl onlar hazır mı? Artık sevdiklerime dokunulmasından hiç haz etmiyorum. Hun kamanel mecunel zeun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Rabbim ettiğiniz duaları kabul eylesin inşallah. Videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Rabbime emanet olun. Esen kalın dostlarım.